duaları Cenab-ı Allah huzur ilahisinde kabul eylesin, kabul buyursun. Hepiniz cemiyetimize iştirak ettiniz, ayaklarınıza sağlık, teşekkür ediyoruz. Daha nicelerini yapmayı Rabbim hepimize nasip eylesin. Bugün burada Allah'ın lütfu, nimetini hep beraber paylaştık. Bizi etrafında buluşturan en büyük nimet köyümüz. Malum başkanımız iftar öncesinde bir takım hususlardan bahsetti ama yalnız biraz sessiz olabilir miyiz? Biraz sessiz olalım lütfen. Çalışan arkadaşlarımızın haricinde biraz sessiz olalım. Başkanımız biraz üzülerek, biraz çekinerek ihtiyaçlarımızdan bahsetti. Ancak havada kaldı, iftar öncesi açtık, kan şekerimiz düşmüştü. Şu an hafızamız biraz yerine geldi. Yemeğimizi yedik, çorbamızı içtik. Kan şekerimiz şu an dengelendi. Yani söylenilenleri şu anda duyabiliyoruz sağlıkla. Onun için ben bir kere daha altını çizerek Sayın Başkanımın söylediklerini bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Şu anda köyümüzde ciddi çalışma var. Yani bunları sıralayalım kısaca. Bir yandan caminin restorasyon tadilatı yapılıyor. Bir yandan su getirme çalışmaları, bir yandan yol getirme çalışmaları, bir yandan da kanalizasyon işlemleri devam ediyor. Hepsi aynı anda devam ediyor. Yalnız köyün bizden acilen beklediği şu. Orada yaklaşık 100-120 yıllık bir camimiz var. Hepimizin çocukluğunun anısının olduğu bir yer. Bu caminin ön kısmının tadilatı gerekiyor. O ön kısmın açılarak yeniden yapılması gerekiyor. Dolayısıyla bu bir meblağ. Yani bunu köylüler karşılamaya çalışıyorlar. Köy kooperatifi bir yandan destek veriyor ve bir yandan da bize, derneğe bakıyorlar. Biz de oradan bu tarafa bakanların hayallerini, ümitlerini boşa çıkarmamamız lazım. Hep birlikte elimizden ne geliyorsa, bizim bu derneğin bir sloganı var kuruluşta. Biz bir slogan geliştirdik. Dedi ki hep birlikte yarınlara, hep birlikte daha ileriye diye bir slogan koyduk. İnşallah buradaki topluluk şu an bağış kutumuz salonda dolaşıyor. Çıkarken de kapıda olacak. Gönlünüzden ne kopuyorsa dernek makbuzuyla derneğe bağış yapmak kaydıyla biz aynen sizin yardımlarınızı eksiltmeden, azaltmadan aynı şekilde oraya aktaracağız. Bu konuda siz büyüklerimizin gayretlerini, himmetlerini bekliyoruz. İstirham ediyoruz. Bu bizim için büyük bir iş değil. Bunu halledeceğiz Allah'ın izniyle hep birlikte. Ama ucundan tutmak gerekiyor ve başlamak gerekiyor. Biz de bu akşam buradan başlayalım diyoruz. Buradan başlayalım diyoruz. İnşallah bu ay yapılan bütün ibadetler, bire 20, bire 80 size kazandıracak. Yani hepimizin gideceği yer belli. Onun için gayretlerinizi, desteklerinizi lütfen esirgemeyin. Ben sabrınız için hepinize teşekkür ediyorum. Afiyet olsun.